Haresi Türkiye'de 30 adet birinci öncelikli kaplıca arasında 6. sırada yer alan Sıcak Şermi kaplıcasının imar revizyon planı ihalesini gerçekleştirdi. 5 ayda tamamlanacak olan planların ardından yol ve ortak alanların mülkiyetlerinin kamuya geçmesi için gerekli uygulama yapılacak. Projeler standardı yüksek projeler, böyle emanet projeler değil. Sivas-Ankara Karayolu üzerinde merkez 31 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcakçermik Termal Turizm Merkezi'nde yer alan kaplıcaların kaynak koruma alanı etüt raporunun onaylanmasının ardından imar planı ihalesi de gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ilgili yönetmelikleri imar planlarının hazırlanabilmesi için gerekli izin talebinde bulunan İl Özel İdaresi, imar planları, jeolojik etütler ve hali hazırda harita yapımı için de ihaleye çıktı. Beş ayda tamamlanacak olan planların ardından yol ve ortak alanların mülkiyetlerinin kamuya geçmesi için gerekli 18. madde uygulaması yapılacak. Daha sonra ise imar yolları açılarak içme suyu, kanalizasyon ve imar suyu şebekeleriyle termal su dağıtım projesi imalatlarına başlanabilecek. Sıcakçermik Turizm Bölgesi'nin içme suyu sorununa da neşter vuran İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salih Ayhan bölgede inceleme gezisinde bulundu. Açıktan. Ayhan bu projelerle birlikte hem köylülerin hem Sıcakçermik Turizm Bölgesi'nin hem de Sivas'ın kazanacağını söyledi. Projeler standardı yüksek projeler. Böyle emanet projeler değil. Altyapısı, üst yapısı. Ayhan, Sıcakçermik Turizm Merkezi'nde faaliyet gösterecek olan yatırımcıların kullanacağı termal su miktarını da belirlediklerini söyledi. Kazan kazan, millet de kazanacak. Sağ ol, muhtemelen. Biz de teşekkür ederiz Sayın Valim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Daha sonra Genel Sekreter Ayhan ve beraberindekiler su kaynağı ile köy kırsalını gezerek görüş alışverişinde bulundular. Efendim, Sivas için iftar vakti.